Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar muhterem dinleyenlerim. Rabbimiz ayet ayet mümin şahsiyetin inşası noktasında Kur'an gibi bir kelam-ı ilahiyi bizlere ikram etmiş. Biz de Kur'an ayetlerinden yola çıkarak mümin şahsiyetin nasıl olması gerektiği üzerine konularımızı seçiyoruz. Bugünkü konumuz Hud suresi 112. ayet. Estağfirullah. Festagim kema umirt ve men tabe ma'ak ve la tedgav. Ey Nebi-i Ekrem, o halde sen seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol, aşırıya kaçma. Siz hep beraber aşırıya kaçmayın. Emrolunduğun gibi dosdoğru olmak. Sırat-ı müstakim diyoruz değil mi efendim? Dosdoğru bir yol üzerinde hareket edebilmek. Hemen her alanda dürüst kalabilmek. Dürüstlük de insanın kendine göre bir şey değil. Yani istikamet nasıl sağlanacak? İlahi emirler çerçevesinde bir istikamet sağlanabilir. Yoksa her insan kendince müstakimdir, kendince istikamet ehlidir. Doğru dürüst bir hayatı vardır. İlişkilerinde dürüsttür. Kendimize göre dürüstlük değil. Allah'a ve Resulüne göre, Allah'ın ölçüleri ve Resulünün prensipleri çerçevesinde biz istikamet üzere miyiz, değil miyiz? Esas sorgulanmamız gereken alan burasıdır. İşte Rabbimiz onun için Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında tüm ümmet-i Muhammed'e فَاسْتَغِمْ كَمَا اُمِرْتِ emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurmaktadır. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. İnsan ilahi emirler çerçevesinde bir hayat sürerse hakikaten tam da istikamet çizgisini o zaman yakalamış olur. Aksi halde kendisine göre istikamet ehli olsa bile hak katında müstakim bir kul sayılmayacaktır. Bütün peygamberlerin ortak mesajı şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu böyle haber ediyor. Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol. Evet. İman ve istikamet. Hayat böyle yaşanırsa, imanla ve istikametle yaşanırsa gerçekten meleklerin gıpta edeceği bir kulluk kıvamına erişilmiş olur. Nitekim Rabbimiz iman ettikten sonra, Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere bir hayat sürenlere meleklerin onların üzerine sürekli ineceğini beyan buyurur ve melekler şu müjdelerle inerler. Hem ölüm anında inerler hem de hayatın diğer safhalarında inerler. Korkmayın, mahzun da olmayın. Allah'ın vaat ettiği cennetlerle sevinin derler onlara. Demek ki iman ve istikamet insanı meleklerin müjdesine nail kılıyor. Yani daha doğrusu Allah'ın mükafatını melekler vasıtasıyla daha dünyadayken işitebilecek bir kıvama erebiliyor. Bu istikamet meselesi farz-ı daimidir demişlerdir. İstikamet farz-ı daimidir. Yani sürekli bir müminin yerine getirmesi gereken bir farzdır. İstikamet. Sözde doğruluk önemlidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da ey iman edenler Allah'tan korkun ve sözünüzü doğru dürüst söyleyin. Dengeli söz söyleyin. Aşırılıklardan kaçın, yalandan kaçının. Böyle yaparsanız Allah sizin bütün davranışlarınızı, amellerinizi düzeltir. Bütün amelleriniz, fiilleriniz salih amele dönüşür. Efendim, gerçekten insan istikameti, dürüst bir hayatı önce elbette yalanın her çeşidinden kaçarak sağlamalı. Çünkü insanın yalan söylemeye başlaması şahsiyetini çürütmesi demektir. Şuurunu, idrakini iptal etmesi demektir. Cenab-ı Hak yalan söyleyen kimselerle müminleri asla
efendim yan yana adeta bir araya getirmez. Yani şöyle ifade edelim. Yalanla iman bir arada buluşmuyor. Hayatın her alanında doğruyu merkeze almak, istikameti merkeze almak bizim müminler olarak dikkat etmemiz gereken en önemli hayat prensiplerimizden birisidir. Rabbimiz müstakim bir hayatı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim.